Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte özellikle yayıncıların çok ilgisini çekebilecek çok güzel bir webcam'den bahsetmek istiyorum. Bugünkü inceleme konuğumuz ise Elgato Facecam Webcam. Şimdi elimde tutuyorum şu anda bu cihazı, gördüğünüz gibi oldukça da büyük ve iri bir web kamerası var karşımızda ve alt kısmına baktığımızda böyle bir oynayan bir kafa mekanizmamız mevcut ve bunu da işte monitörün kenarına ya da bir bilgisayarın kenarına tutturmak için özel bir bölümümüz mevcut. Burada çeşitli açılarla oynayarak mesela böyle bir masanın üzerine de koyup da kullanabiliyoruz bu kamerayı. İstersek de bir söylediğim gibi az önce bilgisayarın dizüstü ise eğer ekranın üstüne değilse monitörü takarak da kullanabiliyoruz. Şimdi ürünün yani fiziksel görünümünde çok fazla bir şey de yok bu arada. Ön tarafta oldukça büyük bir mercek bizleri karşılıyor ki özel bir mercek var. Burada Elgato özellikle de yüksek kaliteli bir mercek kullanmış. Biliyorsunuz görüntü yani kameralarda görüntünün kalitesi doğrudan doğruya mercekle ilintilidir. Bu yüksek kaliteli mercekten dolayı da bu kameranın yani bu webcam'in görüntüsü diğer benzerlerine ve rakiplerine göre çok çok daha iyi. Dış görünümünde başka bir şey yok. Bir arka kısmında bir tip C'ye bağlantımız var. Onu da kutusundan çıkan oldukça da böyle güzel kalın bir kablo yardımıyla bilgisayara bağlıyoruz ve kullanmaya başlıyoruz. Bunun başka bir yani şeyi yok. Tak çalıştır bir ürün. Tak çalıştır olduğunu söyleyeyim. Yani bilgisayar takar takmaz çalışır hale geliyor. Bunun dışında söylememiz gereken önemli bir nokta var. Bu ürün USB 3.0 istiyor arkadaşlar. Bilgisayarınızda USB 3.0 olması gerekiyor. USB 3.0 taktıktan sonra belli özelliklerini daha aktif hale kullanabiliyorsunuz. Ha, olmazsa da yine kullanıyorsunuz ama tam olarak verimli kullanmak istiyorsanız USB 3.0 bağlantısına bağlamanız gerekiyor. Zaten birazdan o detaydan sizlere bahsedeceğim. Bu genel görünüm ve kısa bilgilerden sonra isterseniz biraz teknik özelliklerden bahsedeyim. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Elgato Facecam Full HD 60 FPS video kayıt yapabilen bir kamera. 24 mm'lik f2.4 diyaframlı bir objektifimiz var. 30 ila 120 cm netlik mesafesi olduğunu söyleyelim. Sony StarVis Small Sensor bulunuyor üzerinde. USB 3.0 bağlantısı olduğunu söylemiştim. 82 derecelik bir görüş açısı var. Kamera hap uygulamasıyla geliyor. Manuel ayarlar yapabiliyorsunuz. Monitör bağlantısında olduğunu söylemiştim ve fiyatı da 5000 TL civarında. Evet şimdi gelelim Elgato Facecam ile yaşadığımız deneyime. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz biliyorsunuz yayıncılık yapıyoruz. İşte canlı yayınlar yapıyoruz. Çeşitli görüntüler ve bağlantılar yapıyoruz. Biz işte Zoom kullanıyoruz ya da farklı uygulamalar kullanıyoruz. Böyle bir kamerayla gerçekten de özellikle de iyi bir ışığınız varsa muhteşem sonuçlar alıyorsunuz. Hatta Elgato'nun iddiasına göre DSLR benzeri bir kalite verdiğini söylüyor ki 5000 liraya DSLR alamıyorsunuz arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim, sadece objektifini bile alamazsınız neredeyse 5000 liraya. İyi bir objektiften bahsediyorum tabii ki. O yüzden sunduğu kaliteyi ben çok beğendim. Tabii ki benim çok beğeniyor olmam tek başına yeterli değil. Size bir örnek video da şimdi izleteceğiz. Siz de ışık ortamında, stüdyo ortamında bu kameranın nasıl bir sonuç verdiğini göreceksiniz. Bu videoyu izleyelim, incelemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, izlemekte olduğunuz bu videoyu Elgato Facecam üzerinden kayıt ediyoruz. Şu anda izlemekte olduğunuz tüm görüntü bu kameradan bizlere geliyor. Ses tarafında ise kendi profesyonel mikrofonumuzu kullandığımızın altını özellikle çizelim. Bu arada stüdyomuzda çekiyoruz bu kaydı. Etrafta iki adet, biri sağda diğeri solda olmak üzere bir ışık kaynağımız mevcut. Böyle ışıklı bir ortamda bu kamerayla yaptığınız çekimlerde bu tarz bir sonuç siz de alacaksınız. Videoyu izlediğiniz kalitesini umarım beğenmişsinizdir. Biz çok beğendik. Onu da altını özellikle çizelim. Şimdi teknik özellikler kısmında size birazcık bahsettim. Elgato'nun bir uygulaması da var, Kamera Hub diye. Bunu mutlaka ben indirmenizi ve kurmanızı öneriyorum bilgisayarınıza. Çünkü kamera ile ilgili birçok ayar, işte firmware güncellemesi yani yazılım güncellemesini bu uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Hatta ben cihazı ilk kurduğumda bir yazılım güncellemesi de gelmişti. Onu da yaptım. Ne gibi özellikler var? Şimdi ekranda görüyorsunuz. Öncelikle USB 3.0 takmanız gerekiyor. Yoksa bu yazılım çalışmıyor. Onu söyleyelim bilgisayardaki. Zoom yapabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Tabii dijital zoom sonuç çok başarılı değil ama belli bir noktaya kadar kurtarır diye düşünüyorum. Bazı renk ayarlamaları, işte kontrast, saturation, sharpness gibi ayarlamalar yapabiliyorsunuz.
Pozlamayı isterseniz manuel olarak yapabilirsiniz ya da merkezi ağırlık ya da spot olarak belirleyebiliyorsunuz. Beyaz ayarı yapabiliyorsunuz ve noise reduction dediğimiz gürültü yani videodaki bu greni azaltmak gibi işlemleri de yine bu uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Gerçekten de hani sunduğu özelliklerin bence güzel olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında görüntüyü döndürme gibi özelliği var. Aynı zamanda ekranda böyle çizgiler de oluşturuyorsunuz ve sizin nerede olduğunuzu da bu yazılım sayesinde daha böyle çerçeve içinde de görmeniz mümkün oluyor. Yani gerçekten de yazılım da çok başarılı ve birçok ayarını hani bulunduğunuz ortama göre siz çok ince ayarlarla uğraşarak kendinize göre, istediğiniz bir kaliteye göre buradan ayarlamanız da mümkün oluyor. Ben bu kamerayı alırsanız mutlaka ve mutlaka bu yazılımı da kullanmanızı ve kurmanızı öneriyorum. Şimdi gelin hepinizin merak ettiği konu, ya tamam güzel anlattın Özgür Çetin ama bu ürünün fiyatı biraz yüksek değil mi? Tabii ki evet, şimdi bugünümüzde bu tarz özellikleri olan bir webcam'i 2000 liraya, 2500 liraya, yani çok zorlayan 3000 liraya bulabiliyorsunuz. Elbette 5000 lira bir webcam için yüksek bir rakam, bunu baştan söyleyelim. Ancak tabii ki burada şu var, cihazın kullandığı objektifin çok kaliteli olması, yanında güzel bir yazılımın veriliyor olması bu ürünü aslında biraz da yayıncılara has bir cihaz yapıyor. Yani bunu hani ben evde ders vereceğim ya da işte eğitimciyim ya da işte online toplantıya katılmak için alınır mı? Tabii ki onlar da alabilirler. Orada bir sıkıntı yok. Ancak asıl hedef kitlesi yayıncılar. Yani Twitch'te yayın yapanlar, YouTube'da yayın yapanlar ya da farklı şekillerde canlı yayın yapanların aslında profesyonel bir kamera kullanmak yerine. Çünkü bugün böyle bir kameranın vereceği görüntü kalitesini ortalama 10-15 bin liradan başlayan bir işte DSLR ya da aynasız makineyle alabiliyorsunuz ancak arkadaşlar. O yüzden hani 5 bin lira böyle bir ürün için tabii ki bence makul bir noktada diye duruyor gibi söylüyorum. Ama söylediğim gibi bu biraz da ne iş yaptığınıza bağlı değişiyor. Yoksa çok daha ucuza, benzer kaliteye yakın, bu kadar olmasa da bu kaliteye yakın çözümler olduğunun altını özellikle çizelim. Ama yayıncıysanız ve bu işi profesyonelce yapıyorsunuz ve bu işten para kazanıyorsunuz, tabii ki biraz daha fazla yatırım yapmanız gerekir diye düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere elimde görmüş olduğunuz Elgato'nun Facecam isimli web kamerasını anlatmaya çalıştım. Bu ürünle ilgili bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Bildiğimizi, anladığımızı, dilimizin döndüğünce bütün sorularınızı yanıtlayacağımızı söyleyeyim. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Bu arada hepinizi de teknolojioku.com adresine de bekliyoruz. Orada da çok güzel teknoloji haberlerimiz ve içeriklerimiz yer alıyor. Oraya da ziyaret etmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.